Evet arkadaşlar, sop parlatma işlemi yapacağız klorofonla. Önce 600 zımparayla ıslatarak tekrardan zımpara işlemine geçiyoruz. Kabasını alıyoruz. Ardından 1-200 zımpara yapacağız. Ve sonra 2000'lik zımparayla tüm çizikleri incelteceğiz. Ve ardından klorofonu açacağız. Buraya maskeleme yapmadım çünkü payı var. Elimiz alıştığı için biz yapmayı düşünmedik ama yeni başlayan arkadaşlar yapabilir. Çamurluğunun tamponunu, bagajını çizmemesi için. Bol sarılarak yapmamız lazım. Bol su. Şifalı suyu verelim. Evet. Suyun içine köpük katabilirsiniz, sıvı sabun. Bir tek daha iyi oluyor deniliyor ama ben çok az kattım. Normal suyla aynı işlemi yapabiliyoruz. 600'lük ya da 800'lük zımparayla ilk çizme işlemini yapıyorsunuz zımparalamayı. Ardından 1200'lük, 1000'lik ve en sonunda 1800 ya da 2000'lik zımpara tercih edebilirsiniz. Biz 600, 1200 ve 2000'lik tercih ediyoruz. 600 olan daha kalın, daha çok çiziyor. 1200'lük onun çiziklerini biraz daha küçültüyor. Ve en son 2000'likte, bakın zımparalama işlemi bittikten sonra göreceksiniz, far bayağı bir soluk olacak. 1200'lükte o soluk işlemini bayağı bir alıyor. Güzel işçilik istiyorsanız zımpara işleminizi güzel ve uzun yapmanız lazım. Hemen sıkılmamanız lazım. Yüzlükte ve 1200'lükte 2000'lükte yorum kendimiz. Gözümüzde bir silelim. Matlaştığını göreceksiniz. Evet. Parımız çizik çizik mat. Ve üstüne devam edeceğim ben 600'lükte. Yüzden sonra 1200'lük paraya geçiyoruz. Stoklarımız ön farlara göre çok çizik değil. Sadece biraz solmuş. Zaten bu işlemin amacı da o. Solmuş farları canlandırmak. İlk defa yapacak kişiler maske takmasını tavsiye ediyorum. Maskelemesini araca. Kuruyunca zaten zımpara yapışıyor stopa. Tekrardan ıslat. Şu an 2000'lik zımparaya geçtik arkadaşlar, son işlem. Solumuzu izliyoruz. 600'ü 1200'ün kalın çiziklerini minimize edecek. Çok belli etmeyecek çizikleri. Zaten şu an parladığını görüyorsunuz. Bir önceki 1200'ü onunla çok uzun yapmadım. Ama bunu 5 dakikadan fazla yapabilirsiniz. Bakın yaptığınız işlem beyazlamaya başladıkça kuruduğunu anlıyorsunuz. Buradan anlayabilirsiniz daha doğrusu. Sulamam gerekiyor mu gerekmiyor mu hiç bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. İlk defa yapacak kişiler için. Evet şu an siliyoruz önümüzde. Bu 2000'lik son işlemci. Evet, gayet güzel. Şunlar stopun içindeki lekeler. Evet arkadaşlar, klorofonumuz ısındı. Şu şekilde gösterelim.
Biraz daha yandan çekebilirsin. Aynen. Kloroformu damlatmamaya çalışın. Tekrardan zımparalamak zorunda kalırsınız. Çok çabuk buharlaşan bir ürün zaten bu. O yüzden kettle gibi kaynatmasını beklemeyin. Rüzgarlı havalarda işiniz çok zor olur. Ve işlem bittikten sonra da toz toprak gelmemesini kaydedin. En az bir 4-5 dakika koruyun. Şu an kapalı otoparkta yaptığımız için ben açıldığını görüyorum ama videoda çok göremeyebilirsiniz. Açık alanı alıp tekrardan bir videosunu çekeceğim. Çok yaklaştırmıyorsunuz ürünü. Şu an orta taraf kaldı. Gayet güzel parlattı. Maske takmayı ihmal etmeyin. Kimyasal madde var içinde. Evet, şu an hepsi işte. Uzaktan çekebilirsin. Yapmam yapın ben arasında bir fark görebilirim arkadaşlar. Musluğumuzu yapmadık. Hem bedeni görüyorsunuz. Bu da işlem bitmiş. Arkadaş işlemi kapalı otoparkta yaptığımız için gözükmüyor parlatma işlemi. O yüzden dışarıya aldım. Şöyle detaylıca göstereyim size. Sol far, sol stop, özür dilerim. Parlatılmış şekilde bu kloroform ve zımpara uygulanmış. Sağ stopumuzda herhangi bir işlem yok. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet. Stop gayet güzel oldu, yeni gibi. Detaylı videosunu çektim, izleyebilirsen YouTube kanalımızda. Aradaki fark. Sağ stopu da 600 zımparayla tekrardan zımparalıyoruz. Evet, aradaki farkın zaten bir önceki videosunu çektik. Detaylı bir şekilde açacağız bunları. Şu kırık olan yeri tamir etmek istedim ama
yeni takacağı parça parlak olacağı için çok sırıtır dedim. Ben de önce renk taşma işlemini yapayım dedim. Ondan sonra tamir ettireceğim. Düzgün olmasa da zaten yenisini takacağız. Şu an 600 işlem yapıyoruz. Yeni yapacak kişiler bizim maske yapsınlar oraya. Kuruluşa bol bol su var. Bundan sonra 1200'lük ve 2000'lik sınıflarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, klorofonumuz ısındı. Şu şekilde paraşma işlemini gösterdik, üstü başmayı. Çok yakın tutmuyoruz. Ve maskemizi takalım. Kimyasal dumanı solumayalım buharı. Bu stolumuzda ufak bir çatlak olduğu için içinde biraz su izi var. Onu tamir ettireceğiz. Şu anda kendi yaptığımız genel olarak bunun parasonel su parlatma işlemini yapıyoruz. Kapalı ve rüzgar olmayan bir alanda yapmanızı tavsiye ederiz. Şöyle göstereyim. Çünkü buhar terse doğru uçabilir. Kaynama derecesi çok düşük bunun. Bayağı güzel kaçtı. Böyle tekrar gidelim köşelerine. Şimdi güneşi çıkartacağız. Orada daha detaylı çekeceğiz. Burada farkı çok iyi anlamayabilirsiniz, göremeyebilirsiniz. Evet, işlemimiz bitti, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, otoparkta parlattığımız stoklarımız şu an açık alanda bu şekilde gözüküyor. Tankları bayağı bir açıldı. Sağ ve sol bir şekilde bitti işlemimiz. Şöyle gösterelim size de. Bence güzel oldu. Artı ve eksi yorumları yazarsanız seviniriz.